Herkese merhaba. PlayStation Plus 2 Mayı oyunları açıklandı. 3 tane artı 1 tane bonus oyunumuz var ki o bonus oyun gerçekten çok değerli ve önemli bir oyun. 3 tane oyunumuz 1 Ekim'de kütüphaneye ekleniyor. Bunun haricinde bonus oyun daha erken giriyor ve 26 Eylül'de bizlerle olacak. Yani kütüphanenize ekleyebilirsiniz ya da oyunu doğruca indirebilirsiniz. Hemen oyunlara geçiyoruz. Geçmeden önce sizden ricam var. Abone olarak beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek destek verebilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Razer ve Gaming Gen TR ile Ekim ayı oyunları başlasın. Dead Space, 2008 yılında orijinal oyunun ilk çıkışı yaptığında ağzımız açık kalmıştı. Harika grafikleri, ürpertici atmosferi ve gizem dolu hikayesi onu 3. şahıs hayatta kalma korku oyunları arasında bir klasiğe dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl yepyeni grafikleri ve yeni bölüm tasarımlarıyla muhteşem bir dönüş yaptı. Ayrıca oyuna orijinal Dead Space'te bulunmayan bir takım puzzle bulmacalar da eklenmiş durumda. Malum oyun fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde Dead Space Remake'in de fiyatı oldukça yüksek. Mutlaka oynanması gereken oyunlar arasında olan bu değerli yapımın PlayStation Plus'a dahil olması gerçekten harika oldu. Daha önce oynama fırsatı bulamamış kardeşlerim kaçırmasın derim. Doki Doki Literature Club. Bir lise hayatını konu alan kurgusal psikolojik korku oyununa aslında bir oyundan daha çok görsel roman diyebiliriz. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Doğru fiyatlar, resmi Türkiye garantili PlayStation ürünleri için artık kafamız rahat. Gameitgen.tr'de PlayStation 5 modellerinden DualSense kontrolcülere PlayStation Portal'dan en yeni Pulse oyuncu kulaklıklarına kadar tüm resmi PlayStation ürünlerini bulabilirsiniz. Oyuncuların vazgeçilmez ertesi Gameitgen.tr'de hayalinizdeki oyun konsoluna en güvenli şekilde ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde link bırakıyorum orada ulaşabilirsiniz. WWE 2K24 Her yıl bir yenisini gördüğümüz WWE serisi yeni oyununa ilk çıktığında almanızı önermemiştim hatırlarsanız. İyi bir yapım olmasına rağmen her yeni oyun bir önceki oyuna çok benziyor. Ancak indirimde alınır dediğim WWE 2K24'ün PS Plus'ta ücretsiz olması bence yerinde bir karar olmuş. Tek kişilik kariyer modunun yanında ister yan yana aynı ekrandan ister online üzerinden arkadaşlarınıza kapışabilirsiniz. Ve sıra geldi bu ayın bonus oyununa The Last of Us Part 1. Gelmiş geçmiş en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biri olan serinin ilk oyunu PlayStation 3'te çıkış yapmıştı. Ardından PlayStation 4'te Remastered ve son olarak da PlayStation 5'te Remake yani yeniden yapım olarak karşımıza çıkan The Last of Us Part 1 yeni grafikleriyle PlayStation 5'te harika görünüyor. Orijinal ana oyuna fazlasıyla sadık kalan ve neredeyse grafiklerinden başka hiçbir farkı olmayan oyunu yüksek fiyatından dolayı eleştirmiştim. Daha önce ana oyunu ve Remastered bitiren kardeşim için tekrardan iyi bir deneyim olacaktır. Hele ki oyunu hiç oynamamış ve ilk kez deneyim edecekler varsa gerçekten çok şanslılar. Bu ayki diğer oyunların aksine The Last of Us Part 1 26 Eylül'de kütüphane İki ayı oyunlarından sizin favoriniz hangisi yorumlara bekliyorum. Lütfen abone olarak ve beğeni butonuna basarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan konsoloktiv olarak takip edebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde Discord ailemizin linki de var. Oraya da katılabilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.